başlayalım mı arkadaşlar? Buyurun. Değerli basın mensupları bugün 21 Haziran. En uzun gün. Yani aydınlığın en uzun sürdüğü gün. Ve bugün yine gece yarısı milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyerek Milli Kurtuluş Savaşımızın işaret fişeğini atan Amasya Tamiminin 102. yıl dönümü. Bu tamimi bizzat kaleme alan Kurtuluş Savaşı'mızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Böyle aydınlık bir günde milletimiz de sandıkta karanlığı yırtarak aydınlığa ulaşmaya hazırlanıyor. Biz bunu insanlarımızın gözlerinde ve bizlere gösterdiği samimi yakınlıkta görüyoruz. Geçtiğimiz üç gün boyunca belediye başkanlarımızla birlikte Gaziantep'teydik. Verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız saha çalışmaları da yaptılar. Seçildikleri günden itibaren özellikle de pandemi döneminde Belediyelerimiz çok başarılı bir sınav veriyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu halkımız yaşayarak tecrübe ediyor. 19 yıllık iktidar millete 5 maskeyi bedava dağıtamazken 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamazken Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla belediyelerimiz milletimizin yükünü hafifletmek için bu dönemde canla başla çalıştılar. Bundan sonra da aynı şekle çalışmaya devam edeceklerini bu çalıştayda bir kere daha dile getirdiler. Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda mafya, siyaset, medya, ticaret ekseninde patlayan skandalları, bunun uluslararası boyutlarını, derinleşen yolsuzluk ağlarını ve ortaya çıkan ağır yoksulluğu, bu nedenle ortaya çıkan ağır yoksulluğu, devlet kriziyle iç içe geçen ekonomik krizi ve ülkemizi bu buhrandan çıkarmak için nelerin nasıl yapılması gerektiğini görüştük. Değerli basın mensupları, adaletin gözleri adil olsun diye bağlıdır. Namussuzlara göz yumsun diye değil. Ama Erdoğan şahsım hükümeti adaletin göz bağıyla ve terazisiyle o kadar çok oynadı ki namussuzların arsızlığı, edepsizliği ülkede aldı yürüdü. Erdoğan şahsım hükümeti hukuku katlederken yozlaştı. Yozlaştıkça adaletin boğazına daha sıkı yapıştı. Yaşanan bu yozlaşma bu topraklarda edebi, adabı, ahlakı ve adaleti yutmakla kalmadı. Devletimizin itibarına ve uluslararası saygınlığına da büyük bir darbe vurdu. Bu ülkede bakanlar 30 yaşındaki İranlı Reza Zarrab'ın cebine girecek kadar küçüldüler elbise askılarından, ayakkabı kutularından, evlerdeki kasalardan sıfırlanamayan rüşvet paraları ortalığa saçıldı. Türkiye bu rezilliklere hukuk ve rezilliklerle hukuk ve yargı önünde yüzleşemedi, hesaplaşamadı. Türkiye Millet Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı araştırma raporu dahi sümen altı edildi. Bununla da yetinmediler bakanları şanlı bayrağımızı bu rüşvetçiye, bakanları da şanlı bayrağımızı da bu rüşvetçiye dekor yapmaya kalktılar. Cari açığımızı kapattı diyerek bu rüşvetçiye ödül veren dünya üzerindeki ilk hükümet oldular. Ve yine dünya üzerinde ilk defa elbise askılarından rüşvet almaktan aklanmamış bir eski bakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne büyükelçi yaparak tarihin karanlık sayfalarına geçtiler. Peki ardından ne oldu? Bu şahıs Türkiye'den kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde itirafçı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne Irak'ta askerlerimizin kafasına çuval geçirildiğinde verilmeyen nota bu rüşvetçi için bir değil, tam iki kez verildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyen Halk Bank davası Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanıyor. Bu kadroların Yozlaşmış kadroların işlediği günah ve suçlar dış politikamızın ve milli güvenliğimizin yumuşak karnı aşil topuğu oluyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bir buçuk milyar dolar verdiğimiz F-35'leri teslim etmiyor. Yetmiyor dedelerimizi soykurumculukla suçluyor. Yine sınırlarımızda ulusal çıkarlarımıza aykırı projelere yol veriyor. Erdoğan şahsı hükümeti de tüm bunlara rağmen iki buçuk milyar dolar verdiğimiz S-400'leri hangardan çıkarmıyor meclise sormadan Taliban ile Türk askerini bir başına bırakmayı göze alıyor. Mehmetçiklerimize Afganistan'da nöbet yazılmasını kabul ediyor. E bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte bu aşil topuğunda aranmalıdır. Şimdi Zarap vakasına bir de Sezgin Baran Korkmaz eklendi. Aşil topuğu birken iki oldu. Bu fotoğrafı bir daha gösteriyorum. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Sezgin Paran korkmaz. Şu anda Avustralya'da, Avusturya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle gözaltında. Onun yanındaki Jacob Kingston. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da Erdoğan. Bu fotoğrafta olmayan ama bu kara para aklama işinin göbeğinde olan Amerika'da tutuklu bir başka isim daha var. Ermeni iş adamı Levon Termenzyan. Namı diğer Lev Aslan Dermen. Neden? Çünkü bu kişi sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yargısının 419 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin parlamentosunun ve Belize yargısının yaptığını yapamaması bizim yüreğimizi acıtıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termezya'nın Belize vatandaşlığı almak için Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca Belize parlamentosu ve yargısı ayağa kalkıyor. Düşvet olan bu bakan da görevinden oluyor. Şimdi soruyorum bu Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termenziyan. Türkiye'de nasıl Lev Aslan Dermen oluyor? Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl alıyor? İranlı Reza Zarrab oluyor Rıza Sarraf. Ermeni Levon Termezyan oluyor, Lev Aslan Derman. Allah aşkına kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler nasıl bu kadar kolay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz? Hafta sonu öğrendik ki Amerika Birleşik Devletleri yargısı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki tüm varlığına el konarak Amerika Birleşik Devletleri hazinesine devrini istemiş. Biz haftalardır kara para aklama suçundan aranan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz hakkında buradan soruyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbir konmuşken, yurt dışına çıkışı yasaklanmışken olmayan bir masak raporuna dayanarak bu kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırılabiliyor? Mal varlığı üzerindeki tedbirin ivedilikle kaldırılmasını isteyen başsavcı vekilini hangi güç? Adalet Bakan Yardımcısı yapıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu bu şaibeli işler için neden hala inceleme başlattı? Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmadan hemen önce İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı mı? Bunu da soruyoruz. Türkiye'de sözde bir gazetecinin Sezgin Baran Korkmaz ile bir klik arasında çantacılık yaptığı, bir kliğe verilmek üzere 10 milyon avro istediği artık ortada. Bu rüşveti alacak klik kimdi? Bu klink içinde siyasetçiler, hakim ve savcılar var mıydı? Ne yazık ki bu ve buna benzer sorular ülkemizde, Türkiye'mizde yargı önünde cevaplanamadı. Bazı karanlık eller bu dosyalara müdahale etti. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçmasını sağladı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz ya Avusturya ya Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde yargılayacak. Türkiye'de dinleyemediğimiz, cevap alamadığımız soruları, ses kayıtlarını tıpkı Reza Zerrab olayında olduğu gibi onlar dinleyecek. Yeri zamanı geldiğinde de ülkemize karşı kullanılmak üzere saklayacaklar. Milli güvenliğimiz, ulusal menfaatlerimiz bir kez daha yara alacak. Bundan 1600 yıl önce büyük bir filozof "Adalet ortadan kalkarsa hükümet büyük soyguncu çetelerinden başka ne olur?" demişti. Genel Başkanımız da hukukun üstünlüğünden vazgeçerseniz devlet organize suç örgütüne dönüşür diye ülkeyi yönetenleri kaç defa uyardı. Bunlar cürüm ve çamur ittifakına dönüştüler. Sonunda bu ittifakın ev ahalisinden olan bir suç örgütü elebaşı biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz de dedi. İçişleri Bakanı çıktı suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var dedi. Sözde gazetecilerin 10 milyon avro rüşvete aracılık ettiği anlaşıldı ama nedense savcılar bir türlü harekete geçmedi. Erdoğan susuyor. AK Parti MKYK'sı susuyor. Havuz medyası susuyor. Sanki hepsi mafyanın omerta yeminini yani suskunluk remini etmişler. Gerek ana ondan sonra da Erdoğan çıkıyor. Örgütlerine de suskunluk yemini ettiriyor. Gerek ana kademe, gerek hanım kardeşlerim, gerekse genç kardeşlerim birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz diyerek herkese susma talimatı veriyor. <laughs> Erdoğan şahsım hükümeti ve Cumhur İttifakı mafya ile ittifak yapıyor. Teröristlerle masaya oturuyor. Onlarla aynı yolda yürüdüğünü itiraf ediyor. Sonra da çıkıyorlar pişkin bir edayla muhalefeti itham ediyorlar. Ne diyorlar? Arsız kendini güçlü sanırsa haklıyı haksız çıkarmaya çalışırmış. Ama çamur ve cürüm ittifakı sussa da kabahatini itiraf ederek çamur atarak kapatmaya çalışsa da yaşanan kirlenme ülkemizin uluslararası itibarını konumunu her alanda dibe çekiyor. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 2014'te 59. sıradaydı. 2020'de 107. sıraya düştü. 6 yılda 48 basamak birden düşmüşüz. Yine küresel yolsuzluk algı endeksinde 2014'te 67. sıradaymışız. 2020'de 86. sıraya gelmişiz. Yol, yolsuzluk algısında 22 basamak birden kötüleşmiş küresel konumumuz. Yine kara paranın aklanmasına engellenmesi endeksinde 2015'te 82. sıradaymışız. 2020'de 100. sıraya düşmüşüz. Burada da 18 basamak birden kötüleşmişiz. Erdoğan şahsım hükümetleri 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Bu 19 yılda mali af, mali afları ihya eden düzenlemeler, varlık barışı adı altında 18 kanun çıkardılar. Altı tanesi de varlık barışı. Dünyanın hangi ülkesinde bu kadar çok maliyaf çıkarılır? Kaynağı belirsiz paralar hangi ülkelerde bu kadar kolayca aklanır? Hazreti Mevlana tüm insanlığa sevgi diliyle ne olursan ol yine gel diye seslenmişti. Bu yönetim ise tüm dünyaya hırlı hırsız ne olursanız olun yeter ki dolarları getirin diye sesleniyorlar koskoca tü Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevirdiler. İktisatta Gresham yasası olarak bilinen önemli bir kural vardır. Kötü para iyi parayı kovar. Nitekim bir ekonomide hukuksuzluk, adaletsizlik, rüşvet ve kirli ilişkiler kara paraya yol verirse, mülkiyet hakkını tehdit ederse, yeni istihdam yaratacak işi ve aşı büyütecek nitelikli sermaye başka yerlere kaçar sonunda dönersiniz. Dolaşırsınız, kara paraya mahkum olursunuz. Bugün Türkiye'de yaşanan ne yazık ki tam da budur. Tarihimizde ilk defa gayrimenkul hariç net doğrudan yabancı sermaye yatırımları eksiye dönmüştür. 2021 Nisan ayı itibariyle son 12 ayda Türkiye'den yurt dışına çıkan doğrudan yatırım miktarı 3 milyar 986 milyon dolar. Aynı dönemde gayrimenkul hariç Türkiye'ye gelen doğrudan sermaye yatırımı ise sadece 3 milyar 119 milyon dolar. Türkiye'den kaçan nitelikli sermaye Türkiye'ye giren nitelikli sermayeden fazla. Yaklaşık 900 milyon dolar açık var. Böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. İstihdam ve gelir yaratacak yatırımları arttırmadan milletimizin iş ve aç davasını çözemeyiz. Yoksulluğu ortadan kaldıramayız. Şu yaşananlara, ülkemizde yaşananlara bir bakın. Hakim savcı olmak hayaliyle hukuk okuyan, kaymakam vali olmak hayaliyle siyasal bilgiler okuyan gençlerimiz Devletten artık umutlarını kesmişler. Bu gençlerimiz Ankara Büyükşehir Belediyemizin 250 kişilik zabıta alımına başvurmak için kuyruklar oluşturmuş. Yazık değil mi bu gençlerin hayallerine? Yazık değil mi ailelerin emeklerine? Belediyelerimizin istihdam meselesini çözme kapasiteleri sınırlıdır. İstihdam meselesini bu ülkede merkezi hükümet çözmelidir. Ama TÜİK'in rakamları ortada. Erdoğan şahsı hükümetinin iş başında olduğu son 3 yılda 2018 Nisan ayından 2021'in Nisan ayına gerçek işsizlerin sayısı 4 milyon 635 bin kişi artmış. Yine işsizlerin sayısı 3 yılda ikiye katlanmış. Aynı dönemde bir de 867 bin yurttaşımız çalıştığı işini kaybetmiş. Erdoğan şahsı hükümeti milletimize yeni iş veremediği gibi olan işini de milletimizin elinden almış. Son 3 yılda yoksullarımızın sayısı da 2 milyon 57 bin kişi artarak 17 milyon 921 bin kişiye ulaşmış. Ülkemizde her 5 kişiden biri yoksul. 17 milyon 921 bin yurttaşımız ayda 1239 lirayla geçinmeye çalışıyor. Ama diğer tarafta sarayın beslemeleri 2 maaş, 3 maaş, 5 maaş, 10 maaş yetmez. 11 maaşla abad oluyorlar. Bugün gördük ki daha önce vekillik yapmış Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 11 ayrı yerden 11 maaş alıyor. Beyefendinin danışmanı da beş ayrı yerden beş maaş alıyor. Açıkça ifade edeyim. Bunun adı soygundur. Çiftçi kan ağlarken çiftçinin tarlasına, traktörüne, ineğine haciz koyan bu kuruluş sıkılmadan bu kuruluşa sıkılmadan çökmüşler. Bunu söyleyince kızıyorlar. Ama bir daha söylüyorum. Çiftçinin kooperatifine bu kadro çökmüş. Bu ne ya? Ne demişler? Aç doyar aç gözlü doymaz. Ama diğer tarafta ülkemizde 26 milyon 363 bin kişi beklenmedik bir harcama çıktığında bunu karşılamakta çok zorlanıyorum diyor. 48 milyon 550 bin vatandaşımız evinden uzak bir hafta tatil yapamıyor. 30 milyon 538 bin vatandaşımız ise iki günde bir sofrasına bir kap et yemeğini koyamıyor. Sonra da bu tablonun sorumlusu olan Erdoğan şahsı hükümetinin başı çıkıyor, dönüyor muhalefete açları buyurun siz doyurun diyor. Kendini kaybediyor. Bugün bu ülkede açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten ve umutsuzluktan insanlarımız yaşamlarına kıyıyor. Yine son bir ayda 20 polisimiz intihar etmiş. Canına kıymış. İçiş, ba İçişleri Bakanı bununla ilgili tek laf etmiyor. Bunun sebebi ne? Bunu derhal araştırıp çözmek zorundasınız. Ama bakan bunun yerine 2019'da 7 bin polis alımı için verilen ilana 105 bin 128 kişi başvurdu diye övünüyor. Beyefendi, insanlar memlekette korkunç bir bir işsizlik olduğu için her yerde başvuru kuyruklarında bekliyor. Ve siz milletin size emanet ettiği evlatlarına sahip çıkamıyorsunuz. Bu arada ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin ismini açıklamayarak suç işleyen bakan suçları kovuşturmakla görevli olan polislere geçtiğimiz hafta sonu hangi yüzde hitap edebiliyor? Kanun adamı, kanun kanunları korumakla yükümlü olarak e, yetiştirilen bu çocukların karşısında nasıl durabiliyor? Erdoğan şahsı hükümeti milletimizin aş iş davasına gözlerini kapatmıştır. Milletimizin davasına sırt çevirenler şimdi çıkmış, kavgalı eve dönen partisinin mensuplarına biz bir davayız, davanın mensubu olanlar birbiri aleyhine konuşmaz diye hakem kesiyor. Erdoğan'a tavsiyemiz o ahkamı örgütüne değil atadığı İçişleri Bakanı'na kessin. Bu ülkenin seçilmiş başbakanına nasıl kumpas kurduğunu ballandıra ballandıra anlatan bu atama İçişleri Bakanı değil mi? Partide herkesin Erdoğan sonrasını hazırlandığı, birbirleri için dosyalar topladığını cümle alem konuşmuyor mu? Ama Erdoğan çıkmış bir davadan bahsediyor. Bu davanın doların yeşili olduğunu alınan ihaleler ve şişen banka hesapları olduğunu, 3-5 ayrı yerden alınan ballı maaşlar olduğunu, uçan, kaçan saraylarda yaşanan şatafat olduğunu sadece milletimiz görüp öğrenmedi. AK Parti örgütünün mensupları da görüyor. Şimdi onlara biz bir davayız, davanın mensubu olanlar birbiri aleyhine konuşmaz diyerek vicdanlarının sesini susturamazsınız kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşanların ulvi dava ve hedefleri olamaz. Ne güzel diyor Adliye İzzet Begoviç. Ulvi hedef aşağılık bir vasıtayı kutsal kılamaz. Fakat aşağılık bir vasıta her hedefi küçültebilir ve yıpratabilir. Bu ülkede yönetenler ve yandaşları Karun olurken millet fukaralaştı. Kimsenin ağzının tadı tuzu kalmadı. Şimdi siyasette ve ülkemizde 19 yıldır biriken çamuru, pisliği, kiri pası temizlemek için yapılacaklar bellidir. Sayın Genel Başkanımız temiz siyaset ve temiz toplum için yol haritamızı ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde ilan etti. Güzel ülkemizi bu çamurdan mutlaka arındırmaya kararlıyız yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Kuvvetler ayrılığını millet adına hesap sormayı, milletin hakkını, hukukunu savunmayı, adaleti güçlendirmeyi vaat ediyoruz. Yargı üzerindeki baskıları kaldıracağız. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. Emekli vekillerin, bakanların 3-5 ayrı yerden maaş almalarına son vereceğiz. Kamu ihale kanununu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Başına da muhalefet partisinden birini getireceğiz. Bu adımlarımız sadece siyaseti rahatlatmakla kalmayacak. Ekonomide kaybolan güveni de tesis edecek. Bunların yapıldığı, şeffaflığın sağlandığı bir ekonomide İşsiz sayımız iki buçuk milyon kişi artarken kimse de kalkıp yüzde millet de alay eder gibi yüzde yedi büyüdük diyemeyecek. 128 milyar dolar Türkiye Merkez Bank Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasasından yok yere buharlaşmayacak. İhaleler 3-5 yandaşın elinde toplanmayacak. Dövizle garanti verilmeyecek. Yolsuzluk ve yoksulluk olmayacak. Tank palet fabrikaları Katar'a peşkeş çekilmeyecek. Bu arada tank palet demişken Erdoğan şahsım hükümeti makine kimya endüstrisi kurumunu anonim şirket haline getirmek istiyormuş. Hayırdır? Milli savunmamızın göz bebeği, yüzlerce yıllık bir kurumumuzu şimdi kimlere peşkeş çekmeye hazırlanıyorsunuz? Kime neyin sözünü verdiniz? Erdoğan hafta sonu Talan İstanbul projesi için görüş açıklayan 104 emekli amirali kastederek hesapları soruluyor dedi. Sizin devletle milletle ne işiniz var diye de ekledi. Peki Erdoğan'ın emekli vekillerinin 11 ayrı yerden 10, 11 maaş alırken bu soru neden sorulmuyor? Onların devlette ne, ne işi var? Ama emekli amiraller görüş beyan edince hesap soruluyor. Devlette millette ne işiniz var deniyor. Peki tarikat evinde sarıkla cübbeyle yakalanan muvazzaf sarıklı amiralin hesabı ne oldu? Sayın Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmayı tamamladı mı? Tamamladıysa Yüksek Disiplin Kurulu'nu neden toplamıyorsunuz? Yoksa bu cübbeli amirali ordudan ihraç etmek yerine tüm özlük haklarını vererek emekli etmeye mi çalışıyorsunuz? Bunun için yüksek askeri şuraya kadar soruşturma, soruşturmayı ertelemek mi istiyorsunuz? Sayın Bakan, oturduğunuz makam, keşke Yunan ülkeyi işgal etseydi diyenlere sahip çıkma makamı değildir. Kışlaya siyaset sokma makamı hiç değildir. Devletimiz baki bu hükümet gidicidir, milletimiz de bunu bilmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak umutsuzluğu asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Milletimiz de büyük bir millettir. Biz bu ülkenin yaşadığı en derin krizlerden birinde ülkemizi ayağa kaldıran ehliyetli kadrolara sahibiz. Eğer Türkiye bugün büyük bir buhran yaşıyorsa bu vatandaşlarımızın suçu değildir. Bu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen yitirdikleri halde sıcak koltuklarından sıcak koltuklarına yapışan oradan bir türlü kalkmamak için ısrar edenlerin suçudur. Biz Türkiye'yi düze çıkarmak için hazırız yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla ülkemizin ufkunu açmaya hazırız. Ülkede gerginliği bitirmeye, parti ayrımı gözetmeden bu ülkeyi seven herkesle kucaklaşmaya hazırız. Biz milletimizin sadece oyuna değil, gönüllerine de talibiz. Biz insanlarımızı ötekeleştirmeye değil, birleştirmeye geliyoruz. Biz bu ülkenin tertemiz insanlarıyla beraber kimseyi dışlamadan, yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız. Artık vakit tamam. Milletimiz de yakamızdan düş, sandıktan kaçma Erdoğan diyor. Öyle gözüküyor ki artık Cumhur İttifakı da sonlarının yaklaştığını görüyor. O nedenle de şimdi seçim yasasını değiştirmeye hazırlanıyormuş. Siyasette bilinen bir kuraldır. Bir yönetim seçim yasalarını değiştirmeye çalışırsa artık gidişi yakındır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz'dan sonra safralarını atan FETÖ yoluna devam ediyor. Bu tarihten önce tüm avanesiyle her yerde olan FETÖ Şimdi beyin takımı ile özel ve kritik görevlerde en gizli şekilde varlığını sürdürüyor dedi. En üst yargı organlarından biri olan yargı tayin bir üyesinin fetöcüler özel ve kritik görevlerde açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabi bu ülkeyi yönetenleri hatırlayalım, fetö borsaları kurmuşlardı. Kripto fetöcüler ülkenin kritik makamlarına yerleşmiş durumda. Bizde bunları gördük, konuşulanları gördük. O nedenle de bir kitapçık hazırladık ve FETÖ'nün siyasi ayağı nerede diye sorduk. Yasaklamaya çalışıyorlar, yasaklamaya kalktılar. Buradan bir kere daha söylüyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadan bu iddiaların sonu gelmez. Efendim Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle sosyal medyada bir tweet paylaşıldı. Bu da kamuoyunun gündemine düştü. 24 Eylül 2020'de çekildiği belirtilen bir fotoğrafta Ankara'da bir restoranda Sezgin Baran Korkmaz, Yargıtay 7. Daire üyesi Tekman Savaş Nemli ile yemekte aynı masada görülüyor. Aynı tweette görüşmeden kısa bir süre sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı deniyor. Henüz yanıt verilmeyen birçok iddianın gölgesinde bir yargıta üyesinin Sezgin Baran Korkmaz'la aynı masada olmasını siz nasıl yorumlarsınız? Valla ülkedeki çürüme son hız devam ediyor. Her yerden lağım kokuları yükseliyor. Ama baktığınızda AK Parti Genel Başkanı Erdoğan sessiz. Hükümetin başı bu çürüme bir parti genel başkanının aslında tek başına hakim tayin eder duruma gelmesiyle başladı. Bu kişinin masak raporu olmadan tahliye edilmesini isteyen de biz başsavcı vekili. Yemekte bu kişiyle resim veren kişi de bir yargıta üyesi. Bu kişinin yurt dışına çıkmadan önce ziyaret ettiği yerde İçişleri Bakanlığı. Bakın çok açık söyleyeyim. Bu işler bu işin arkasında çok güçlü bir siyasi irade yoksa yapılmaz. Biz soruyoruz. Bu işlerin başında kim var? Bu talimatları kim veriyor? Asıl bunun ortaya çıkması lazım. Ne diyor atalarımız? Balık baştan kokar. Evet. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. HDP'ye kapatma davasında ilk inceleme tamamlandı. Yüksek Mahkeme iddianameyi kabul etti. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Bizim bu konudaki duruşumuz nettir. Yani e, siyasi partiler suç işlemez. Siyasi partilerin mensupları suç işler. Bunun hesabını yargı da yargıda şahsen verirler. Ama bugün talematla açılan bir davayla Parti bir partinin kapatılması milletin vicdanını yaralar. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır. Var mı başka soru? Ben de teşekkür ediyorum.